Emekli maaşlarına büyük zam geliyor. SGK uzmanı duyurdu. Emeklilere müjde. SGK uzmanı maaş artışını değerlendirdi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarında büyük bir artış olabileceğini belirtti. Yılmaz, SGK gelirlerinin artırılmasıyla emekli maaşlarının da yükseltilebileceğini söyledi. Emekli maaşlarına büyük zam geliyor. SGK uzmanı duyurdu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, hayırlı olsun diyerek duyurdu. Yılmaz, emekli maaşlarında büyük artış yapılacağını söyledi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarının yükseltilmesi için çeşitli önerilerde bulundu. Yılmaz, kayıt dışılıkla mücadele ve tahsilatların artırılmasıyla SGK gelirlerinin artırılarak emekli maaşlarına yansıtılabileceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emekli maaşlarına ilişkin teklifi üzerine SGK uzmanı Emin Yılmaz, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, SGK gelirlerinin artırılmasıyla emekli maaşlarında iyileştirme yapılabileceğini belirtti. Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı teklifi gelmişti. Özel, en düşük emekli maaşını 17.500 Türk Lirası yapın. Bütün SGK borçlarını ödeyelim demişti. Yılmaz, SGK borçlarının kıstas alınmamasının altını çizerken, bu borçları ödeyelim de maaşlar, 17.500 Türk Lirası olsun şeklinde kıstas olarak koymamamız gerekiyor, ifadelerini kullandı. Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu bir nebze kendi içerisinde özerk diyebiliriz. Bunun ile ilgili SGK çalışan ve işverenden prim kesintisi yapıyor. Daha sonrasında SGK bünyesinde bulunan emeklilere, sağlık, ilaç kıstaslarına ödemeler yapıyor. SGK burada ekstra bir gelire sahip olduğunda otomatik olarak emeklilere daha fazla para verme kıstası olabilir, dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Ocak ve Ekim 2023 10 aylık toplam açığı ise 42.601 milyon Türk Lirası olarak hesaplanmıştı. Yılmaz, maaş artışı için SGK'nın açık vermemesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, SGK birçok yolda para elde edebilir, kayıt dışını kayıt altına alabilir, tahsilatı yapılmayan primler alınabilir. SGK geliri artarsa maaşlarda artış yapılabilir. SGK'nın bir yıl içinde toplanan prim az, harcanan kalemler fazla olursa açık verir. Buradaki açıkta hazine tarafından karşılanıyor. Bu sağlık, emekli maaşı ve sosyal destek anlamında olabilir şeklinde konuştu.